28. soru. Yandaki şekilde grafik bir çocuğun yıllara göre boy uzunluğunu göstermektedir. Buna göre birinci yıl ve ile dördüncü yıl arasındaki çocuğun boyundaki yıllık ortalama artış ne kadardır? Birinci yıl ile dördüncü yıl arasında ne kadar var? Kaç yıl var? 3 yıl var. Öyleyse biz artışı bulacağız, 3'e böleceğiz. Artışı nasıl bulacağız? Birinci yılda çocuğun boyu C'miş. Dördüncü yıl ise E olmuş. Dolayısıyla örneğin 10'dan 20'ye çıkmış boyu. Yani tabii bu boy olduğu için örneğin 1.20'den 1.50'ye çıkmış veya 1.60'a çıkmış. Ama önemli değil. Biz şöyle bakıyoruz. Dördüncü yılda E'miş, birinci yılda ise C. Öyleyse E-C. Çocuğun boyundaki artış bu. Peki bunu neye böleceğiz? Yıllık ortalamasını sorduğu için dördüncü yıldan birinci yılı çıkarıyoruz. Aradaki yıl farkını buluyoruz. 3. Dolayısıyla E-C bölü 3 diyoruz. Fakat burada şey kaymış, grafik kaymış. Aslında yolumuz doğru da. Şurada A sıfıra geliyor. B şuraya denk geliyor. C, D, E şeklinde olacak. Dolayısıyla B aslında şu noktaya denk geliyor. C yerine B diyoruz. Eski sorular olduğu için bu tarz şeyler oluyor da ben önemli olan noktayı söyleyeyim. Dördüncü yılın noktasını buluyoruz. Birinci yılın noktasını buluyoruz. Burada C gibi gözüküyor ama A, B buraya denk geliyor. C şuraya, D şuraya, E buraya. Burada zaten E ile D arasındaki boşta kalmış. Kayma olmuş şekilde yani. Dolayısıyla 4 eksi 1 bölü E eksi B diyoruz. Yani daha doğrusu E eksi B bölü 4 eksi 1 diyoruz. Bu şekilde buluyoruz. Daha sonraki yıllardaki sorularda artık şekilleri daha açık, net yazmaya başladılar. Onlar da biraz daha farklı olarak işte bir çocuk demiyor da örneğin Ahmet diyor veya bu daha da somutlaştırıyor, daha çok sözel bilgi sokuyor ki insanın kafası karışsın. Ama temel olarak tabii arka planda dönen şeyler benzer. Cevap edin.